Merhabalar herkese. Yöktil sınavına ve YDS hazırlanan adaylardan sınava nasıl hazırlanırız? Bize bir program çizer misiniz? Nasıl bir program takip etmemiz gerekir diye bazı sorular geliyor. Şimdi bu soruları cevaplayacak şekilde benim de uyguladığım, benim sınava hazırlanan adaylara uyguladığım ve başarılı olduğumuz bir programı sizle paylaşacağım. Tabi bu yöktüllü hazırlanan adaylar için de geçerli, YDS'ye hazırlanan adaylar için de geçerli. Çünkü soru formatları çok hafif bir değişiklikle, gramer konuları, kelime ağırlığı, aşağı yukarı birbirine benzeyen sınavlar. Nispeten yok dilin birazcık daha basit olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Ama gramer konular olarak aşağı yukarı aynı konular, aşağı yukarı değil, birebir aynı konular içeriliyor. Sadece yok dilde sosyal bilimler, fen bilimleri ya da sağlık bilimlerinin kelime ağırlıkları kendine göre, kendine has alanlardan olduğu için, farklı farklı konulardan olduğu için kelime ağırlıkları farklı oluyor. Ama geriye kalan konuların aşağı yukarı birbirine benzerliğinden bahsedebiliriz. Şimdi bu hazırladığımız program ve uyguladığım program, adaylara uyguladığım ve başarı sağladığımız program 3 aylık bir program. Tabii bu üç aylık programı bizim şöyle algılamayalım. Yani seviyemizi arttırma, İngilizce seviyemizi arttırma programı değil. Bu sadece sınava hazırlık programı. Peki İngilizce seviyemizin ne olması lazım ki biz bu sınavlara rahatlıkla hazırlanabilelim? Şimdi bu programı benim anlatmamın bir sebebi de şu ki bu programı herhangi bir kursta ya da herhangi bir ders programında bir hocayla beraber takip etmek bir tarafa kendimiz evde belli bir seviyeye sahipsek kendimizi takip edebiliriz. Peki nedir bu seviye? Özellikle bu tür sınavlara hazırlanmak için B2 seviyesi İngilizcede en uygun seviyelerden bir tanesi. B2 ve üstü seviyeler uygun seviyelerdir. Dolayısıyla B1 seviyesi belki B1 B2 arası seviyeyle de başlanılabilir. Çünkü gramer konuları tekrar işlenecek ve üzerine soru çözüm teknikleri inşa edilecek. Şimdi bu programımız 3 aylık ve İngilizce seviye arttırma değil, sınava hazırlık programıdır. Bu 3 aylık programda şimdi göstereceğim toplamda 12 hafta var. Bu 12 haftanın 7 artı 5 şeklinde anlatırsak daha iyi olur. Çünkü ilk 7'si, ilk 7 haftamız bizim Gramer konularını işlediğimiz hafta olacak, haftalar olacak. Geriye kalan 5 haftada soru teknikleri, soru formatları, soru formatlarını tanıma ve onlarla ilgili teorik bilgiler edinme, çözüm teknikleriyle ilgili bilgiler edinme ve bunları çıkmış sorular üzerinde uygulama. Şimdi şöyle hızlıca haftalara gramer konularını nasıl bölebiliriz onlara bir bakalım. Birinci hafta. İşte tenslerle başlayabiliriz ve tensler zaten biliyorsunuz gramer konularının zamanlar temeli ve de en fazla yaklaşık dört tane soru çıkıyor. En fazla soru çıkan e, gramer konusu. Ondan sonra da burada söylediğimiz kümülatif dil bilgisi alıştırmaları yapmak. Yani işte birinci haftada haftayı da şöyle değerlendirebiliriz. İşte pazartesi bir konu, araya işte üç gün çalışma ve o üç günden sonra perşembe başka bir konu işleyecek şekilde ama birinci haftamızda tamamen tenslere ayırmak yani bir haftanın tamamında iki konuyu kapsayacak bir haftada tamamında biz tensleri çalışmakta fayda var. Çünkü tensler en temel ve ondan sonra kümülatif dediğimiz işte yığılma, biriken bir şekilde modulları tenslerin üzerine inşa edeceğiz. Sonra devamında pasifler gelecek. Pasifleri modullar üzerine inşa edeceğiz. If clause'ları onlar üzerine inşa edeceğiz. Konu sıralaması da bu şekilde belirlenmiş. E, tamamıyla hani bir öncesinin e, bir sonrası gerektirecek şekilde daha doğrusu bir öncesi bir sonrasını gerektirecek şekilde inşa edilmiş bir programdır bu. Takip etmemiz gereken bir program. İşte devamında ikinci haftaya geçtiğimizde pazartesi modulları çalışacak şekilde işte pazartesiden perşembeye kadar modullarla ilgili işte alıştırma yapmak ve onunla ilgili konu bazlı çıkmış soru çözüm yani modul konusuyla ilgili çıkmış sorular çözmek. Ondan sonra perşembe pasifleri işlemek, kendimiz çalışmak, yani evde yapıyorsak kendimiz çalışıyorsak kendimiz çalışmak ve devamında ertesi pazartesiye kadar işte o konuyla ilgili sorular çözmek. Yine pazartesi if close'lar, perşembe noun close'lar, ertesi pazartesi auxiliary'ler yani question tag'ler, yardımcı fiiller, sonra perşembe işte relative close'lar, ertesi pazartesi reduction'lar yani kısaltmalar, Perşembe günü gerund infinitif, ertesi pazartesi adjective adverb, devamında noun'ları işlemek, ertesi pazartesi conjunctions ve ondan sonrasında inversion'ları işlemek. Bu konular tabii niçin, nasıl seçilmiş? İngilizce'de bundan daha fazla konu yok mu? Var. bu konuların seçilme sebebi sınavda en çok çıkan konular incelenmiş ve uzmanlar tarafından bu şekilde bir konu skalası çıkarılmış, konu ölçeği çıkarılmış ve bu konular ...çokça çıkan sorular üzerinde inşa edilmiş. Şimdi burada Conjunctions'lar conjunctions farklı renkle işaretlenmiş. Niçin? Çünkü en çok soru çıkanlardan bir tanesi de bağlaçlar. Yani bağlaç konusu. İşte bir zamanlar saymıştık. 13 tane bağlaç sorusu vardı. Direkt bağlaçların kilit noktada olduğu 13 tane soru vardı. Yakın zamandaki sınavların bir tanesini saydım ben öğrencilerimle beraber. O yüzden önemli. Tabi hepsi önemli. Buradaki konuların tamamı önemli. Ee, belki önem sırasında yine konulabilir ama conjunction işte tenslerden sonra belki conjunction gelir diye söyleyebilirim. Ben ne açısına kendi tavsiyem. Şimdi peki bunların paralelinde ne ilerleyecek? İşte çalışmalarımız konuları çalışırken gramer konularını çalışırken aynı zamanda onunla ilgili alıştırmalar yapılacak ve çıkmış sorular çözülecek ve bunun paralelinde yine okuma ve kelime çalışması yapılacak ama okuma ve kelime çalışması böyle birbirinden ayrı bir kelime listesi buldum. İşte YDS'de çok çıkan ya da yurt dilde çok çıkan kelime listesi ben bu listeye çalışayım gibi bir çalışma yeterince vaktimiz varsa yanlış bir çalışma. Yani 3 ay öncesinden başlıyorsak biz bunu nasıl yapmalıyız? Biz bunu işte öğrencinin seviyesine uygun okuma parçalarına entegre olmuş bir şekilde kelime çalışması yapmak. Bu ne demek? İşte Stephen Cresci'nin input hypothesis, e, teori, hipotezinde olduğu gibi, işte girdi hipotezinde olduğu gibi bir kişinin bir şey öğrenebilmesi için bir konteks yaratılması lazım. İşte en küçük konteks cümle. Bir kelimeyi cümle içerisinde görerek daha anlamlı hale gelir. Bunu paragraf içerisinde görürsek, uzun bir paragraf, işte beş, belki 5 cümlelik, 10 cümlelik bir paragraf içerisinde görürsek e, daha anlamlı kılır, kıl, kılınır, e, İşte bir bağlam içerisinde öğrenmiş oluruz. Peki tavsiyelerimiz nedir? Öğrencimiz B1 seviyesinde geldi. Gramer konularını öğreniyor. Onunla paralel olarak onunla beraber devam ettirebileceği ne yapması lazım? İşte seviyesine uygun işte Oxford Bookworm Library'den ya da herhangi başka bir orijinal e, kitap serisinden seviyeli kitaplar okuyabilmek. işte seviyesine uygun birinci seviye olabilir, birinci seviyeden altıncı seviyeye kadar tutun herhangi bir seviye olabilir. Tabii bu seviyeler uzmanları tarafından seviyelendirilmiş. İşte gramer konusu basitten başlayıp altıncı seviyeye kadar işte karmaşaya kadar gidebilecek tüm gramer konularını işleyecek şekilde. Daha doğrusu o kitapların okumaların içine gömülecek şekilde. İşte kelimelerin de yine bu şekilde ağırlandırılarak işte stage 1'de 250 tane head word varsa işte stage 6'da 1700 tane ya da 2500 tane olacak şekilde seviyelendirilmiş kitaplar. Peki bu seviyemizi nasıl belirleyebiliriz? Bu seviyemizi belirlemek için tekniğimiz, taktiğimiz şudur. Hızlıca anlatayım. İşte extensive reading konusunu anlatırken Richard Day bu konuda uzman şunu söylüyor. İşte kitap okurken kitabımızı alıp önümüze gelen herhangi bir kitabı alıp açtığımızda Rastgele böyle kelimeleri saydığımızda, bilmeler, bilmediğimiz kelimeleri saydığımızda işte dört ve daha az bilmediğimiz, yani hiç bilmediğimiz, tahmin bile edemediğimiz dört ve daha az kelime varsa sayfa başına ortalama o bizim seviyemize uygun bir kitaptır. Beş ve daha fazla kelime varsa hiç bilmediğimiz o bizim seviyemize uygun değildir. Ona göre biz seviyemizi belirleyebiliriz. Ben öğrencilerimle bu uygulamayı hep yapıyorum. Derslerin başında uygulattırıyorum kendi seviyelerini işte benim seviyem stage 3 diyenler oluyor. Benim seviyem stage 4 diyenler oluyor. Tavsiye ederim şu şekilde. Hikaye okumaları severiz. Hikaye okurken aynı zamanda işte kelime öğrenmek, oradaki gramer yapılarını görmek ve seviyemizi arttırmak mümkünse. Çünkü bizim şeyimiz, YÖK dil sınavımızda, YDS de bizim okuma becerimize dayalı bir sınav. Yani okuma becerimizi ölçen bir sınav. Ee, belki nispeten işte anlamı bozan cümle ve paragrafa uygun düşen cümle dolaylı olarak writing becerisini ölçtüğünü de iddia ediliyor, iddia ediyorlar ÖSYM yetkilileri. Tabii ki mümkün. Ee, ama çoğunlukla reading becerimizi ölçen bir sınav. Bizim de bu şeyi gramer konularını işlerken ...bolca Reading yapabileceğimiz, işte Oxford Bookworm Library'den okuyabiliriz. İşte ben hikaye okumasını sevmiyorum diyen arkadaşlar için de işte Newsy Levels, işte okuma parçaları, işte Newsy Levels bir internet sitesi. Aynı zamanda epi de var bunun. E, hemen hızlı hızlıca tavsiye edebileceğim, tavsiye edebileceğim birçok var ama işte çok fazla e, işte kaynak tavsiye edip e, kafamızı karıştırmamak da lazım. Hani ne derler? less is more yani. Ne kadar azsa o kadar iyi. Peki biz kelimeleri nasıl öğreneceğiz? Kelimeleri işte burada okurken konteks içerisinde topic-based vocabulary teaching olacak. Yani konu odaklı kelime öğrenme şeklinde olacak. Tabii ki burada öğrendiğimiz, kitapta geçen ya da News in Levels'daki işte o News in Levels dediğimiz güncel konuları, güncel haberleri üç farklı seviyede veren bir internet sitesi ve app'i de var. Orada işte bir Haberi okudunuz. baktığınız seviyesi yüksek. Onun bir düşük seviyesini okuyabiliyorsunuz. Bir düşük seviyesini ya da orijinal seviyesini okuyabiliyorsunuz. Güzel bir kaynak. Hem de güncel konular var. İşte hem de Gökdil'e adayları için, Gökdil sınavına girecek adaylar için işte sağlık bilimleri, sosyal bilimleri ya da fen bilimleri gibi ayrı ayrı konulardan ayrı ayrı parçalar bulabilirsiniz orada. Çok güzel bir uygulama. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunun paralelinde ne olacak peki? Hem burada okuduğumuz okuma parçalarında hikayelerde ya da New Zealand'dan aldığımız o okuma parçalarında çıkan kelimeleri bir kenara not almak yine yanına eş anlamlısını yazmak, İngilizce eş anlamlısını yazmak ve Türkçe e, anlamını yazarak ezberlemek e, ondan sonra mümkün. Yani Bir kelime defteri tutmak ya da kelime kartı tutmak mümkün. E, tavsiye edilir. Ama öncesinde tamamen böyle bir yerden bulmuşuz bir liste ve o listeye çalışmak doğru değil akılda kalıcı olmaz. Akılda kalıcı olması için bizim kendimizin bizzat onu bir okuma parçasında görmüş olmamız lazım. Paralelinde denemeler yapılacak. Bu denemeler peki ne zaman başlanmaz, başlansa daha uygun olur? İşte gramer konuları bittikten sonra başlansa daha uygun olur. Burada da zaten notum o şekilde. Dil bilgisi konuları bitinceye kadar deneme sınavları uygulanmayacaktır. Uygulanmaması daha tavsiye olunur. Niye? Çünkü gramer konusu daha eksik bir o konuyla ilgili bir soru çözmemizse hiçbir şeyimiz yok, antrenmanımız yok. Ama birden deneme çözmeye başlıyoruz. Olmaz. Bu yedinci hafta, işte yedi hafta şeyimizi bitirdikten sonra gramer ve işte devamında tabii hemen simultan olarak, eş zamanlı olarak okumalar, kelime çalışmaları devam edecek. Onunla beraber işte sekizinci haftadan itibaren soru teknikleri. Soru teknikleri yine pazartesi, perşembe olacak şekilde önce paragraf sorularına çalışmak. İşte paragraf soruları nasıl çözülür? Çünkü okuduk ya reading yaptık bolca. Kelime de hazinemiz gelişti. Sonra paragraf soruları nasıl çözülür? Çözüm teknikleri. Teorik olarak. Önce onları görüp işte bir saatliğine ondan sonra birçok saatimizde o ilgili teknikle çıkmış soruların üzerinde yoğunlaşmak. İşte çıkmış sorular evet bu soru ...işte sinonim tekniğiyle çözülmesi lazım. Paragraftaki işte sinonimi bulun, eş anlamlıyı bulun ve eş anlamlıyı orada eşleştirin. Kelimede çalışmıştık, sinonim çalışmıştık, eş anlamlı hemen oradan yakalamak. O çözüm tekniğini çıkmış bir soru üzerinde. Tabii burada baştan sona kadar hep çıkmış sorular üzerinde yoğunlaşmak... ...bizim için en faydalı e, soru çözüm e, yöntemidir. Neden? Çünkü Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Sorulmuş sorular... E tekrar ve tekrar benzeri sorular zaten soruluyor. Sonra paragraf tamamlama, sonra anlamı bozan cümle. Yani bir paragraf düzeyinden cümle düzeyine kadar soru e, türlerini görmek ve soru türlerine çalışmak gerekiyor. Ve onunla ilgili çıkmış sorular çözmek gerekiyor. İşte bu üç haftada o yapılıyor. Soru türleri bittikten sonra tabi bununla eş zamanlı olarak işte soru çözüm teknikleriyle birlikte özgün deneme ve çıkmış sınavlar çözülecektir. E, çıkmış sınavları çözmek kesinlikle çok faydalı. Özgün denemeler tabii bulabileceğimiz böyle değerli yayın evleri var. Onlar e, tavsiye e, isterseniz onlar tavsiye ekstra ayrı bir zamanda verebilirim. Ama zaten işte 2010'dan bu tarafa çıkmış e, YDS, KPDS, YÖK ya da ÜDS, YÖK dilin eşdeğeri ÜDS'yi eskiden ÜDS sorularını çözsek bile yeter yani. Peki bu soruları nasıl çözeceğiz İşte Deneme şeklinde çözüp ondan sonra işte e, yanlışlarımıza ya da boşlarımıza bir mentor eşliğinde, bir hoca eşliğinde bakmakta fayda var. Bunu peki nasıl yapabiliriz? İşte gramer konularını belki seviyemiz iyidir, ben B1-B2 seviyesindeyim, gramer konularını kendim çalışacağım diyebiliriz, soruları kendim çözeceğim diyebiliriz. Ama soru tekniklerinden sonra, daha doğrusu soru tekniklerini bir hoca eşliğinde çalışmak ve çıkmış sorular üzerinde bir hocayla bunlara bakmak, daha fazla faydalı olur. Ee, isabet olur. Çünkü öğrencilerimle ben bunu baştan sona kadar uyguluyorum. Ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Ee, umarım bu anlattığım şeyler sizin için de faydalı olmuştur. Ee, sınava belki de evde çalışacak olanlar onlar için bir program olmuş oldu. Aynı zamanda biz nasıl yapıyoruz bu işi onu göstermiş oldum. Arkadaşlar da yakın zamanda işte Eylül'de 29 Eylül'de 27 ya da 29 Eylül 27 evet 27 Eylül'de YDS sınavı var. Onun akabinde ak Aralık'ta YÖK sınavı var. İşte YÖK dil sınavına hazırlanacaklar için de, YDS hazırla hazırlanacaklar için de bir an önce başlayıp işte 3 ay e en az süre diyebilirim. Yani 2 ayda, 1 ayda hazırlanmamak lazım. En az olarak böyle kendimize bir 3 ay vererek, 3 ay, 4 ay, 5 ay işte bu YÖK hazırlanacaklar için de işte yeterince aylarımız var. Onlara başlanabilir bu programa. Onların ne farkı olacak? Onların bu okumalarını ve soru formatlarını çözerken çoğunlukla işte sağlık bilimlerinin sağlık soruları üzerinde sağlık okumaları yaparak, işte sosyal bilimlerin sosyal alanlar üzerinde okumalar yaparak, fen bilimlerinin fen alanı üzerinde okumalar yaparak ilerlemesi lazım. Kelime ağırlığı olarak, gramer olarak bir fark yok. Gramer olarak YDS, dilin diğer işte bilim bölümleri e, aşağı yukarı aynı. Ama Reading açısından, çeviriler açısından işte bolca kendi alanlarımızda okuma yapmak işte o seviyeye uygun okuma yapmakta fayda var. Umarım videom faydalı olmuştur. Ee, söylemesi ilginç ama kanala abone olmayı unutmayın. Ee, ilgili ve herhangi bir sorunuz varsa da iletebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim şimdiden.